Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Bora. Bugün size aşık olduğum bir sanatçıyı anlatmak istiyorum. Kendisi Frida Kahlo. Bu videoda hem Frida Kahlo'nun hayatından parçalar dinleyeceksiniz, hem 2002 yapımı Frida'yı oynayan Salma Hayek, başrolünü oynayan Salma Hayek'in Frida'yı nasıl canlandırdığını ve küçük filmden anekdotlar anlatacağım size. Ve Frida'nın yaşadığı ve öldüğü Meksika'daki Mavi Eve götüreceğim sizi. Çünkü online olarak ulaşıma açılmış bu ev. Ve orada bir küçük tur atacağız. Hazırsanız başlayalım. Filmden biraz bahsetmek istiyorum. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama Karyola ile birlikte Frida'yı kendi resim sergisinin açılışına götürüyorlar. Çünkü doktorlar artık Frida'nın ağrılarından da ötürü yataktan çıkmasını istemiyorlar. Daha doğrusu hareket etmesini istemiyorlar. Frida'nın da aklına bir çözüm geliyor. Madem hareket edemiyorum, o zaman Meksika'daki sergilimin açılışına yatağımla, karyolamla birlikte gidebilirim diye düşünüyor ve bir kamyonetin arkasında kendi resim sergisine gidiyor. Çok acılarla dolu bir hayat ama hayata tutunan bir kadın. Bunu da sanatla yapıyor. İlk başta çocuk felci geçiriyor. Sanırım 7-8 yaşlarındayken bir viral hastalık çocuk felci. Bugünlerde aşısı olduğu için çocuk felci problemleriyle karşılaşmıyoruz ama o dönemde zaman zaman öldürücü, zaman zaman da sakat bırakan bir hastalıktı. Sağ bacağında bir sakatlık bırakmıştı Firda'nın. 18 yaşına geldiğinde erkek arkadaşları birlikte bir otobüse biniyorlar ve otobüs bir tramvaya çarpışıyor. Birçok kişi hayatını kaybediyor bu kazada. Erkek arkadaşı küçük sıyrıklarla atlatırken kazayı Firda dev bir çubuk vajinasından girip pelvis kemiğini kırarak arkadan çıkıyor ve birçok yerinde vücudunun kırıklar oluşuyor. Hastaneye gittiğinde doktorlar Firda'nın ölebileceğini söylüyorlar ailesine ama Firda hayata tutunuyor ve bir ay hastanede kaldıktan sonra mavi eve geliyor, yaşadığı eve. Tabii ki de canı çok sıkılıyor. Alçılarına şekiller çiziyor. Bulduğu kağıtlara bir şeyler karalıyor. Babası ve annesi resim yapması için ona tuval ve boyalar alıyor. Ve yatağın üst kısmına bir ayna yerleştiriyorlar. Müzede de bu yatağı göreceğiz beraber gezerken. Ve Frida yukarıya bakıp kendini resmediyor ve otoportrelerini çiziyor. İnanılmaz bir şey ve Picasso daha sonra bu otoportreleri gördükten sonra ben ve bizim gibi ressamlar Frida kadar iyi otoportre çizemiyoruz diyor. Ama tabii ki de bu resimleri çizdikten sonra yavaş yavaş alçıları çıkıyor, çelik korseye geçiyor, çelik korseyi de terk edip yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Ve resme olan ilgisi iyice artmış oluyor Frida'nın ve yaptığı şeylerin bir ruhu olduğunu, bir şeyler anlattığını düşündüğü için o dönemin çok ünlü ressamı Meksikalı Diego Rivera'ya resimlerini gösteriyor. Ve daha sonra Diego'yla sevgili olup evleniyorlar. Ve değişik bir hayat hikayesi başlıyor. Çünkü maalesef ki Diego Frida'yı çok üzüyor. Yıllar sonra Frida hayatımda iki büyük kaza yaşadım diyor. Bir tanesi de tramvay kazasıydı diyor. İkincisi de seninle evliliğimdi diyor. Ama tramvay kazası seninle evliliğimden çok çok daha az acılar bırakmıştı bende diyor. Ama tabii ki de öyle büyük bir aşk ki sonra tekrar evleniyorlar. Tabi bilemeyiz. Filmde de çok güzel işlenmiş bu. O dönemde Salma Hayek'e gitmiş bu rol. Ve kendisi de yarı Meksikalı olduğu için, daha sonra Meksika kökenli Amerikalı olduğu için
bu rolü oynamayı çok istemiş. Madonna bile istemiş bu rol için. Çok güzel bir film çıkmış ortaya. Daha sonra Salma Hayek yönetmenin ve film yapımcısının kendisini asıldığını ve taciz ettiğini söylüyor. Ve birçok bu yapımcıyı birçok kadın suçluyor. Öyle şeyleri de var. İnceleyebilirsiniz internetten. Ama çok iyi bir şekilde Firda'yı çıkarmış. Benden tam not. Biraz Firda'dan bahsedeyim. Mavi Ev'de doğuyor. Çok geniş bir avlusu olan, içinde çiçekleri olan bir ev. Çiçekleri çok seviyor. Ve çiçeklerin ölmemesi için birçok çiçeği kendi tablosunda, otoportrelerinde mutlaka koyuyor ve diyor ki bu çiçeklerin ölmesini istemediğim için onları resmediyorum diye. Zaten müzeyi gezerken de çok yeşil olduğunu göreceksiniz. Eskiden kendi hayvanları da varmış içinde. Maymunlar, tavus kuşları, işte birçok kedi, köpek gibi. Ama tabii şimdi müze olduğu için hayvanlar yok. Çocuk felcinden sonra ve kazadan sonra tabii çeşitli sıkıntıları oluyor ve çeşitli ameliyatlar geçiriyor. Özellikle omurgası ile ilgili. Maalesef ki her ameliyat başarısız oluyor ve ağrıları giderek artıyor. Bir dönem sonra artık ağrı kesici çok fazla kullanılmaktan dolayı ki biz bunu tıpta maalesef yaşarız. Özellikle narkotik analjezikler, ağrı kesiciler kişide yeteneklerin azalmasından yol açar ve böyle bir resmi var. Hem kendisini çizmiş, hem Diego'yu çizmiş, hem de Diego'nun o dönemde onu aldattığı Meksikalı oyuncuyu çiziyor ve çok bulanık aslında bu resim. Bu resmin çok bulanık ve belli belirsiz olmasında otörler bu şekilde yorumluyorlar. Yani çok fazla ağrı kesici kullandığı için çok net şeyler çizemiyor diye. Resimlerinden bahsetmek istiyorum. Çok duyarlı bir insan. Bazı okuduğu şeyler, özellikle gazetelerde ya da kendi arkadaşlarının yaşadığı şeyleri de zaman zaman resmetmiş bir sanatçı. Mesela beni çok etkileyen birkaç küçük sıyrıktı var. Bu karısını öldüren bir adam mahkemede sadece küçük birkaç sıyrıktı şeklinde kendisini savunmuş. Ve Firda bunu çok içerlemiş ve bununla ilgili bir resim yapmış. Onun dışında bir arkadaşının kocası bir trafik kazasında vefat ediyor ve kadın kendini camdan atıyor ve bu da çok üzülüyor ve bununla da ilgili bir resmi var. Hastanede birkaç tane resim çizmiş. Orada da önce çocuğunu aldırıyor, sonra birkaç tane düşük yapıyor. Bunları resmediyor. Ya da geçirdiği bir ameliyat sonrasında kendisini resmediyor. Bir tane salyangoz çiziyor. Onu buraya koyayım. Bu salyangoz da ameliyatın çok uzun sürdüğünü, cerrahların çok yavaş olduğunu anlatmak istemiş. Çok çok değişik. Kendi portrelerinde bir kuş var ve bu kuş bir dikenli tele tutunmuş. Siyah bir kuş. Ve dikenli teller cildine batmış ve kanıyor. Yani böyle bakıp hani birçok anlam çıkarabileceğiniz, çok duygusunu anlayabileceğiniz değişik çalışmaları olmuş Firda'nın. En son zamanlarında da bir süre hastanede kalmış. Yine evde kalmak zorunda kalmış. Tekerlek sandalyesi var yine müzede gezerken. Yani çok acılar çekmiş. Hem bedensel hem ruhsal acılar çekmiş. Ama hiçbir şekilde yılmamış ve ne yapmak istediğini ve o doğrultuda hareketler yaparak etraftaki insanlara ve şu anda bize güzel bir örnek oluşturmuş Firda. Rüyalarımı ve kabuslarımı asla resmetmedim. Resmettiklerim tüm gerçeklerimdir diyen Firda'nın evini gezmeye başlayalım. Önce avluda çok fazla sayıda yeşillikler var. Çok fazla sayıda bitki var. Eskiden tavus kuşu, maymun, köpek ve kedi de varmış. Ama tabii ki de müzeye dönüştürüldükten sonra bunlar zaten muhtemelen ölmüşlerdir. 1950'lerden bahsediyoruz çünkü son dönemlerde.
Çok enteresan. Frida sanki bugünümüzün kadını gibi. Halbuki 1950'de vefat etmiş. Yani arada kaç yıl geçmiş? 70 yıl geçmiş. Ama hala onu sanki günümüzde yaşıyormuş gibi anlatıyoruz. Neyse. Eve girdik. Frida'nın gündüzleri kullandığı yatak var. Üstünde ayna olan. Küçük bir oda burası. Bu aynaya bakarak kendi otoportrelerini çiziyor. Bu odanın yanında bir yatak daha var. Bir başka odada. Onu da geceleri kullanıyor. Diego ile Frida aynı yatakta yatmıyorlar. Diego'nun odası daha sonra ilerlediğimizde daha büyük bir yatak var. Orada yatıyor. Kendi küçük yaptığı kare kalem çalışmaları da var bu evde. Ama daha önceden satılmamış ve müzeye bağışlanmış kendi yaptığı eserleri de var. Birçok eseri 1200 dolara satılan Frida eserlerini biliyoruz. Hatta Madonna'nın Frida'nın tablolarının birkaçını aldığını biliyoruz. Burada olan babasının yaptığı bir çalışma var. Babasının portresi. Babasıyla arası çok iyi. Hatta düğüne giden tek kişi aileden. Annesi kesinlikle bu evliliği tasvip etmiyor. Hatta bu evliliği beyaz bir güvercinin bir fille evliliği olarak düşünüyor. Çünkü Pablo Frida'ya yakışmadığını düşünüyor. Ama tabii deli gibi bir aşk var ortada. Babası buna destek oluyor ama Diego'ya kızım hani çirkin ama çok zeki bir kız. Aklını başına al diyor. Geek vücudunda kendisinin resmettiği bir tablosu var. Bu müzede yok bu tablo. Hatırlamıyorum ama ondan da bahsetmek istiyorum. Orada da ne kadar acı çektiğini gösteriyor. Aslında geyikle kastettiği şey aldatıldığı değişik oklar girmiş değişik bölgelerine birçok yere ve kanıyor. Natürmort bir eseri var. Natürmort çalışmaları çok beğenmesem de Frida'nınkini ayrı tutuyorum. Yani meyvelerin resmedildiği çalışmalar. Bir karpuz çalışması var. Yaptığı son çalışma. Keşke benim olsa diyebileceğim bir şey. Orada da yaşasın hayat yazıyor. Hayatın ne kadar önemli olduğunu ve yaşamımızın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor aslında son günlerinde bile. Kaş ortasını almamış Frida birçok tablosunda. Bu da ne kadar geleneksel bir kadın olduğunu gösteriyor. Two Fridas tablosunda da bunu görüyoruz. Modern bir kadın ve geleneksel bir Frida, iki Frida. Birbirini kalpten bağladılar. Bir tane Frida klemple kanamasını durdurmaya çalışıyor. Yani her şeye rağmen yaşamaya devam etmeye çalışıyor. Meksika'da bir kültürel semboldür. Bıyıkların alınmaması, kaşların ortasının alınmaması, kılların toplanmaması. Frida o geleneği sürdürüyor. Yani köküne bağlı olduğunu söylüyor. Bizim de bu dejenere dünyada ve çağda gerçekten özümüze sahip çıkmamız gerektiğini kendisi vurgulamış oluyor. Takip eden odalarda Frida'nın çeşitli tablolarını görüp bakabilirsiniz. Bir sonraki odada yine Diego'nun çalışmaları var. Diego'nun odası var. Küçük minyatür heykelcikler var, maymunlar var. Maymun da eski Meksika mitolojisinde şehvet isim geliyor. O yüzden maymunu çok kullanmış. Bir başka maymunları da kendi öğrencileri olarak gösteriyor aslında yaparken. Çünkü yaklaşık 10 yıl bir eğitim öğretim üyesi olarak görev alıyor. Resim öğretiyor. Hatta son zamanlarında okula gidemediği için öğrenciler onun evine geliyor. Sonrasında evden çıkılıyor. Çıkışta yine avlunun diğer kısmına geçmiş oluyorsunuz. Orada eski Aztek yapıtlarına benzer bir oluşum var, bir mimari var. Bunu Frida ve Diego birlikte yaptırmışlar. Orada da fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Çok fazla kişinin orada fotoğrafı var. Ama şimdilik online olarak oradayız. Bu da bizim için çok önemli, çok güzel bir şey. Bu söylemiş miyim bilmiyorum ama 12 dolarmış girişi, yaklaşık 70-80 TL'ye denk geliyor.
Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Sizin de okumanızı, araştırmanızı, Frida'nın tablolarına bakmanızı isterim. İzlemediyseniz filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir film. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Kanala hala abone değilseniz, abone olsanız çok sevinirim.